Cevap veriyor. Reşat Petek'le konuşalım. AK Parti Burdur Milletvekili, aynı zamanda Anayasa Komisyonu Başkan Vekili. Hoş geldiniz Reşat Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ederiz. Az önce Ömer Suhaaldan'la konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten eleştirilerini siz de duymuşsunuz. Aynı zamanda komisyonda da dile getirdiler bunu. En önemli Evet. eleştirilerinden birisi, ben bu insanları nereden tanıyacağım? Yani ben bunlarla ilgili oy vereceksem bunların buraya gelip konuşmaları gerekmez miydi? Detaylı bir özgeçmiş gerekmez miydi? İşte hal kağıtları vardır diyor. O, siz de savcı olduğunuz için bilirsiniz bunları. O hal kağıtları Evet. bizim önümüze gelse biz bir yeterli değerlendirme yapsak olmaz mıydı? Gelmedi çünkü AK Parti ile MHP kendi aralarında adaylar üzerinde anlaştılar diyor. Ne dersiniz? Şimdi yeni anayasa kabul, milletimizin kabul ettiği anayasa değişikliğine göre ilk yürürlüğe giren konulardan bir tanesi Hakimler Savcılar Kurulu adayları arasından adayları belirlenip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaktı. Evet. Anayasa ve Adalet komisyonlardan oluşan karma komisyonda dün itibariyle bu seçimi yaptık. 21 Adayı adayı belirlediniz. belirledik. Şimdi burada bir defa şunu ifade edeyim. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek HDP. HDP alt komisyona üye vermediler. Biz katkıda bulunmayacağız, bu süreçte girmeyeceğiz dediler. Daha sonra yine seçimin yapılacağı günde, bir gün önceki toplantıda da dediler ki biz bu sürece ortak olmak istemiyoruz ve toplantıyı, konuşma yaptıktan sonra Sayın Sinan da konuşma yaptı. Evet. Temsilcileri Bülent Bey de konuşma yaptı ve komisyonu terk ettiler. Şimdi biz arzu ederdik ki her iki muhalefet partisi de komisyon üyesidir. Dolayısıyla gelsinler, katkıda bulunsunlar. Eleştirilerden gelince. Evet. Şimdi bakın, bir alt komisyon oluşturuldu. Eğer üye verselerdi bu alt komisyonda aday adaylarının özgeçmişlerinin değerlendirilmesinde, gerekiyorsa kendilerinden yeni bilgi belge istenmesinde görüşlerini ortaya koyabilirler ve katkıda bulunabilirlerdi. Bir defa bu sorumluluklarını yerine getirmediler. Yani eleştirmek Yani kolaydır da girselerdi mesela orada istedikleri gibi bilgi belge elde etme şansları var mıydı? Mesela o hal kağıtlarını alabilirler miydi? Ya da ne bileyim efendim, adayı çağırın diyebilirler elbette miydi? ki, elbette ki şimdi alt komisyon oluşmuş. Bu alt komisyonda nitekim bazı aday adaylarından özgeçmişlerini yetersiz buldukları için kendilerinden ilave bilgi istediler. Bunlardan bilgimiz var. Hatta raporda açıklarken de alt komisyon başkanı komisyonu bu konuda bilgilendirdi. Sonra şu tip bir eleştiriler de oldu bakın. Dedik ki efendim burada genelde AK Parti'ye yakın kimlikteki kişilerin adaylıkları söz konusu diyerek Evet. yine Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü tarafından eleştiriler getirildi. Yani genelde bunlar aday oldu diye. Hatta orada Özellikle avukatlar kısmında var değil mi Reşat Bey? Orada o iddialar. İşte Songül şimdi Yazar diyor avukatlar mesela. kısmında tabii Şerife avukatlar özgeçmişlerinde kendilerinin katılmış olduğu sivil toplum kuruluşları veyahut da aldıkları görevlerle ilgili veyahut da bazı az sayıda da olsa referans gösterdikleri kişilerle ilgili olarak avukatlar belirtmişler. Nitekim burada bir format yoktu bakın anayasada. Türkiye Büyük Millet Meclisi de müracaat şartları içinde tam bir format ortaya koyup da şunları yazın yazmayın gibi bir şey değil. Nihayet Hakimler Savcılar Kurulu'na üye olacak nitelikleri taşıyan kişilerin yaptığı bir müracaatta kendi özgeçmişlerini hazırlamada da özgür bırakıldılar. Diledikleri gibi kendilerini tanıtma fırsatı siz verdiler. herhalde bu Dolayısıyla şeyle ilgili aday söylüyorsunuz değil adayları mi bu Reşat özgürlük Bey? içinde kendi geçmişlerini Yani hazırladılar. hafızlık yapmış eskiden onu yazmış oraya veya bilmem kim hocadan ders aldım diye bir referans göstermiş ona ilişkin eleştirilerden bahsediyorsunuz anladığım Şimdi kadarıyla. efendim bunlar da eleştirilebilir. Yani o aday Yani adaylarının ne alakası var diye soruyorlar bunun HSYK yazmış seçimi. olduğu bazı şeyleri bu şekilde bireysel olarak eleştirilebilir. Yani bana da sorarsanız, yani bir özgeçmişte bunlar niye yazılı diyeceğim şeyler olabilir. Gayet normal bu. Ama bakın esas meselenin şu tarafını görmek lazım. Bir, adayı olmak için anayasanın öngördüğü nitelikleri hariç hiç kimsenin önü kesilmemiş, tamamen aday olma imkanı sağlanmıştır. Bu 83 değil, 183 olabilirdi, 283, 300 de Evet. olabilirdi. Yani burada kimsenin önü kesilmiş değil. Dolayısıyla
kanun önünde eşitlik ilkesi çerçevesinde müracaatları kimsenin önü kesilmemiş bir. İkincisi bunların yine niteliklerinin değerlendirilmesinde alt komisyon tarafından istenilen bir belge ve bilgiler gelmiş. Bunlar bir kitapçık halinde gerek muhalefete gerekse iktidara yani tüm komisyon üyelerine dağıtılmış. Şimdi nereden o kitapçığın da çok yetersiz olduğunu söyledi Ömer Sual'dan. Ya ben oraya baktığımda hiçbir şey göremedim dedi. Keşke o benim meslektaşımdır. Evet o da savcı biliyorsun. Eski. O da eski savcılarımızdandır. Yani onun için hukuki değerlendirmelerine de saygı duyarım. Değer veririm bu arkadaşımızın. Onu ifade edeyim. Hı hı. Yani siz doğru tarafına doğru demesini ama yanlış gördüğümüz eleştirmesini biliriz. Bu noktada da bizi eleştirenlere de haklı olduğu taraflarda da saygı duyarız. Nitekim bu noktada eksik diyen bu arkadaşlarımız keşke komisyona üye verselerdi de eksiklerin tamamlanması noktasında katkıda bulunsalardı. Ve bunlar şimdi kabul edilir miydi Reşat Bey? Bazen muhalefetin efendim? Talepleri pek kabul edilmiyor da kabul edilir miydi? Efendim niye bu şekilde ön yargıyla hareket ettiler diyorsunuz? Keşke gelseler. Program olarak bu şekilde soru soruyorsunuz. Onu da anlamakta zorluk çekiyorum. Hayır. Edilmez demek. Şimdi orada bir komisyon var 9 kişilik. Nihayet o 9 kişi bir araya gelecek, değerlendirecek. Ve şimdiye kadar mesela anayasa değişikliği konusunda dahi ben bizzat komisyon toplantı tutanaklarında vardır. Arkadaşlar bir öneri getirin. Yani biz istemezlik demekle bir yere varamazsınız. Hı hı. Siz de bir öneri koyun. En azından bunun komisyon tarafından kabul edilip edilmeyeceğini bir görelim. Yani biz zaten ne söylesek kabul edilmiyor ön yargısıyla yola çıkarsanız bu topluma bir hizmet olmaz, partinize de olmaz, ülkeye de bir hizmet olmaz. Onun için yani böyle ön yargıyla siz komisyondaki AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili üyeleri zaten ne diyecekleri belli, ne karar verecekleri belli diye yaklaşırsanız zaten bir yere varamazsınız. Biz bu noktada samimiyiz. Onun için anayasaya da uygun olarak bakın nitelikli çoğunluk şartını getirmişiz seçimde. Hı-hı. O bakımdan dün yaptığımız seçimlerin hiçbir aday birinci tur oylamada gerekli seçim. Olan 35 oyu alamadığı için ne yaptık? İkinci tur oylamalarda 32'yi geçme. Orada da Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında bir anlaşma olduğu iddiası var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Zaten 5'te 3'ü ikisi sağlıyorlar ve adayları belirlerken de üzerinde uzlaştıkları isimler üzerinden hareket edildi diye ne dersiniz bu eleştiriye? Az önce Süyal'dan da söyledi bunu. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan iki siyasi parti değil mi? Evet. Nitelikli çoğunluk aranıyorsa anayasada bu iki siyasi parti de gerek komisyonda gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirli adaylar üzerinde mutabakat sağlaması demokrasinin bir zaferi olarak kabul etmek lazım. Burada başka bir düşünce, başka bir art aramanın ne kadar yanlış olduğunu sanıyorum bizi dinleyen herkes takdir edecektir. Bakın sadece bir siyasi parti veyahut da salt çoğunluğa bırakmamışız anayasayı hazırlarken de. Demişiz ki nitelikli çoğunluk birinci turda 3-2 şart. Eğer 3-2 ile seçilemiyorsa ikinci turda 5-3 şart demişiz. Evet. Burada da nitelikli çoğunluğu biraz düşürme suretiyle aramışız. Dolayısıyla burada tamamen meseleye bakış tarzıyla alakalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçilmişlerden oluşuyor. Nitelikli çoğunlukla seçilmesi elbette ki daha fazla çoğulcu, katılımcı bir HSK'nın Hakimler Savcılar Kurulu'nun oluşmasını sağlayacaktı. Bu sağlandı ve 83 aday adayını bu şekilde 21 aday olarak oluşturduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunduk. Reşat Bey bu avukat adaylarla ilgili de çok itiraz evet. ve spekülasyon oldu biliyorsunuz. Hem HSK seçimleri konusundaki adaylar hem de hakimlik sınavına girmiş olan avukat adaylarla ilgili. İşte burada önümde var bunu az önce Cumhuriyet Halk Partili konuğumuz da söyledi. Safiye Taşbaşı AK Partili Beyoğlu Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini görüyor diye. Ülkü Soylu evet. AKP Kadın Kolları MHK üyesi. Hamit Kocabey MHP MHK üyesi. Devlet Bahçeli'nin avukatı diye. Bunlar aday adayım efendim. Şu anda 21 kişinin içinde olanlardan bahsediyoruz. Avukat adaylardan bahsediyoruz. Evet. Bu isimlerin siyasi partilerle böyle organik bağının olması HSYK'nın yapısında bir sıkıntı yaratır mı? Çünkü en önemli eleştirilerden birisi de buydu Ömer Süyal'dan. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bakın hukuk devletinde yazılı kuralları dikkat almak, öncelikle de anayasayı dikkat almamız lazım. Hı hı. Şimdi anayasanın ortaya koymuş olduğu kriterler bağlamında baktığımızda aday olmaya engel hususlar burada var mıdır yok mudur bir hukukçu olarak bizim buna bakmamız gerekir. Seçimlerde de buna dikkat ettik. Alt komisyon da esasen bunun için oluştu.
hakikaten anayasanın, hukukun öngördüğü ilkeler çerçevesinde bir kimse aday olmasına engel bir durumu varsa zaten üzerinin çizilmesi adayı olamaması gerekir. Bu noktada hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden komisyonumuza gönderen aday adayları listesinde hem de alt komisyonun 3 gün süreyle çalışıp da sonunda rapor ve ekleriyle sunmuş olduğu değerlendirmede seçilmelerine engel bir durumun olmadığı zaten alt komisyon tarafından rapor edildi. Şimdi bu noktada anayasanın öngördüğü ilkelere aykırı bir söz konusu olduğunu sanıyorum Sayın Soğan Aldan Bey de iddia edemez. Onu öyle söylemiyor da politik olarak doğru mu acaba diye herhalde soru işareti. Yani daha doğrusu AK Parti geçmişi olması, HSK gibi hassas bir kurumda bu görevlendirmelerin yapılması partizanca davranmanın yolunu açabilir diye bir endişeyi ortaya koyuyor. Şimdi bu başka bir şey değil. Meslekten gelen, yani yargı mensubu evet. Geçmişimle de bağlantılı bir siyasetçi olarak şunu ifade edeyim. Toplumumuza karşı gerçekten samimi ve dürüst hareket etmek gerektiğine, mış gibi yapmadan evet. gerçekleri söylemek gerektiğine inanan birisiyim. Gerektiğinde aleyhime de olsa, partimizin de aleyhine olsa evet. doğruları söylemekten de ben çekinmem. Şunu açıkça ifade edeyim. Buyurun. Şimdi aşağı yukarı toplumumuzda Hakimler Savcılar Kurulu'na üye olacak niteliklere sahip, yani bu derece eğitim görmüş, yüksek öğrenimde avukat veyahut da Yargıtay'da, Danıştay'da belirli seviyelere gelmiş insanların bir dünya görüşü olmadığını iddia etmek abese iştigaldir. Bir ideolojik yaklaşımı, bir dünya görüşü, bir siyasi partiye yakınlığı veya belirli siyasi partilere mesafeli oluşu, bu her toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da bir gerçekliktir. Önemli olan buradaki ideolojik yapısını, siyasi tercihlerini işine karıştırıp karıştırmaması, icraata yaptığı icraatta bir tarafsızlık ilkesini çiğnemeye sebep olup olmamasıdır. Şimdi bu açıdan değerlendirmezsek, efendim falan kişi tarafsız, araştırın bakalım hangi kişi hakkında derseniz deyin, bu da gittiğinde oyunu kullanıyor, AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye bir partiye oy veriyordur veyahut da belki yakın geçmişine baktığınızda makalelerinde, kitapçıklarında bir partiye yakın, diğer partiye uzak olduğunu gösterecek görüş ve düşünceleri vardır. Onun için bir kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi olsun, AK Parti olsun, MHP olsun bir partiye yakın durması veya uzak durmasını tek başına bunun zaten taraflı hareket edeceğine bir karine, bir delil olarak görmek bence doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü toplumumuzda o zaman bu tip görevlere getirebilecek kimseyi bulamazsınız. Yani bu yaklaşımı bir kere böyle değerlendirmek. Organik bağ olması belki burada biraz daha spekülasyona yol açıyor diyebiliriz. Bir konu daha fikrinizi almak isterim. Yani o soruyu aklınızda tutun. Bu konuda çok önemli bir şey söyledim. Buyurun. Bu konuda siyaseten AK Parti olarak başka bir şey söyledik ve milletimiz anayasa değişikliğinde kabul etti. Nedir o? Cumhurbaşkanının partili olması ve partiye üyeliğinin bu nedenle işte Cumhurbaşkanımızın sağlanmış olması. Evet. Bundan sonra da yapılacak kongre ile kongrede kabul edildiğinde hem AK Parti Genel Başkanı olarak hem de Cumhurbaşkanı olarak devam etmesi yönünde de bir anayasa değişikliği yaptık. Eğer geçmişten bugüne kadar alışkanlıklar çerçevesinde bakılırsa, özellikle Cumhurbaşkanlığının sembolik bir makam olarak düşünüldüğü ve uygulandığı geçmiş siyasi tarihimize baktığımızda ya nasıl olur Cumhurbaşkanı da tarafsız olmayacak mı şeklinde bir yaklaşım olabiliyor. Ama biz de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki geçmişteki Cumhurbaşkanları da partisinden ayrılmış gibi yaparak ama gerçekten de partisiyle perde arkasında irtibatlarla devam ettirerek bu görevlerini yaptılar. Biz de diyoruz ki artık milletimize, halkımıza karşı daha dürüst olalım. Kendi çocuğu gibi, evladı gibi kurduğu, büyüttüğü bir partiyle bir genel başkanın ilişkimi kestim dese bile kesmeyeceği bütün millet tarafından kabul ediliyor. O bakımdan önemli olan icraatta halkın arasında, vatandaşların arasında muhalif olanlar en başta olmak üzere eğer hukuk önünde eşitlik ilkesine aykırı bir kimseye bile olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında ikinci sınıf vatandaş olacak şekilde farklı bir ayrımcılık, ayrımcı muamele yapılıyorsa bunu hep beraber eleştirelim, bunun karşısında duralım ve dururuz. Mesele bu diyorsunuz. Evet. Mesele bu, parti kimliği de olsa. Bakın AK Parti ne yaptı? AK Partili olsun olmasın bütün belediyelere tamamen elektronik ortamda nüfuslarına göre aynı ödemeleri yaptı mı yapmadı mı?
bu Cumhuriyet Halk Partili, bu HDP'li hiçbir ayrım yapmadan bütün siyasi partilere. Bu yasal zorunluluk bunu, değil mi aynı zamanda Reşat Bey? Yapmazsanız yasal zorunluluk değil mi bu? Zaten yasaları yani. Kim çıkardı? Yasalar. Bir sorun var, evet, müsaade eder misiniz? Evet. Şöyle, buyurun sorunuzu sorun şimdi. Şu özellikle son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden hakimlik sınavıyla ilgili de son derece sert eleştiriler geliyor. AK Parti ile daha önce ilişkide olmuş avukatların hakim olabilmeleri önündeki işte hakim olurken pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğuna ilişkin. Şimdi Ömer Sualdan'la konuşurken bir şeye dikkat çekti ve Kemal evet. Kılıçdaroğlu da grupta söyledi bunu. Milletvekili seçimlerinde aday olan devlet memurlarından sadece hakimler, savcılar ve subaylar aday olduktan sonra mesleklerine geri dönemiyorlar. Ama daha önce partiyle ilişiği olanlar şimdi hakim olarak atanıyorlar dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ömer Sualdan da bu siyasi parti ilişkisini kesen de AK Parti hükümetidir. Cemil Çiçek döneminde hakimler de bu kategoriye dahil edildiler. Ama şimdi AK Parti ile bağlantısı olanları hakim olarak atıyorlar. Ve bu da partili bir yargı oluşturma çabasıdır biçiminde bir eleştiri yaptı. Buna ne dersiniz? Yani birçok avukatın AK Parti ile ilişkisi olduğu iddiası var. Bir de tabii seçimlerde aday olunca geri dönemiyorsa aday olmadan önce partiliyse nasıl aday oluyor gibi bir çelişki var mı? Bir böyle çelişki şu anlamda görmüyorum. Yani bir vatandaşımız bir siyasi partiyle bağı geçmişte olmuş, aday olmuş veya aday olmuş sonradan eğer kanunun aradığı avukatlıktan hakimlik mesleğine geçme kriterlerini taşıyorsa efendim yıl olarak ve hakim olma vasıflarını, niteliklerini kaybetmemiş olarak dosyası hazırlanmış, buna göre belgeleri varsa bu kişinin geçmişte bir partiyle ilişkisi vardır diyerek elinde bu hakkı ondan almak veyahut da vermemek son derece adaletsiz bir uygulama olur. Şimdi genel çerçevede bizim yaklaşımımız şu, yargı gerçekten bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Nitekim yapmış olduğumuz anayasa değişikliğinde de bağımsız ilkesinin yanına tarafsızlık şartını getirdik. Buyuruz. Özellikle bunu getirdik. Evet. Çünkü bağımsızlığın ve tarafsızlığın ana amacı adaleti tesis etmektir. Hakkaniyete uygun olarak yargının işlemesini sağlamaktır. Bunu temin edebilirsek, yani adaleti gerçekten sağlayabilirsek, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini bu amaca uygun, yani adaletin tesisine uygun olarak kullanmış oluruz. Biz son derece tarafsızlığın önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten yargıdaki en büyük sıkıntımız bu FETÖ'nün görünüşte böyle tarafsız, görünüşte anayasaya, kurallara uygun gibi hareket edip ama anayasa ve kanunlar dışında, hukuk dışında mergilerden emir talimat alarak yargıyı ele geçirme operasyonlarıdır. Bunda başarılı oldular ve bir yere kadar ülkeyi, yargıyı mahvettiler. Şimdi yargının temizlenmesi noktasında da daha hassas, tarafsız, gerçekten hukuk dışında hiçbir ölçü kabul etmeden vatandaşa adil hizmet verecek yargı mensuplarının alınmasına özen gösterilmelidir. Benim kanaatim budur. Bu noktada da hakikaten geçmiş kimliği, siyasi partilere yakınlığı, uzaklığı değil, adil, hakkaniyete uygun ve tarafsız davranma durumunu dikkate almak gerektiğine ben inanıyorum. Çünkü taraflı yargıdan bu millete, bu ülkeye hayır gelmez. Yani onun taraf olduğu her neyse, parti olsun, grup olsun, yani oralara da hayır gelmez. Biz Türk milleti olarak medeniyetimizde, kültürümüzde şu var. Yani bir kimse Müslüman olsun, olmasın, siyasi görüşü sağ olsun, sol olsun, herkese adalet, herkes için adalet ilke olmalı. Bunu benimsemeliyiz, bunu sağlamalıyız diye düşünüyorum. Son soru. Aslında darbe komisyonunda bir gelişme olmuyor ama siz darbe komisyonunun başkanlığı da yaptınız. Benim kafamdaki bir soruyu aktarmak isterim. Son dönemde bunlara ilişkin bir takım haberler de okudum. Birincisi evet. Bu raporun neden hazırlanmadığına ilişkin çok spekülasyon yapılıyor. İkincisi Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan ifade vermeleri için yeniden bir girişimde bulunulduğuna ilişkin haberler vardı. Bunlar doğru mudur Reşat Bey? O konuda şunu söyleyeyim, yeniden yazı yazıldığına dair haberler gazetenin kendi yorumu. Evet. O konuda benim söylediğim, biz Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir detaylı rapor istedik, bekliyoruz. Sayın Hulusi Akar'dan da baştan itibaren şahsına yönelik sorulara cevaplar bekliyoruz. Bunlar henüz elimize ulaşmadı dedik ama bunu yeniden istenmiş gibi bir
yorumla yazdılar. O benim söylemediğim bir şeydi. Bu bir. Evet. İkincisi, neden uzuyor konusuna madem ki sonunda açıklık getirelim. Lütfen. Şimdi bizim darbe komisyonu olarak çalıştığımızda sadece bazı kişileri dinlemekten ibaret değildi. Ciddi bir mesai verildi. 140 kişi dinlendi. Evet. Bununla ilgili olay mahallelerinde de araştırma yapmak suretiyle hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında aleni olarak herkesin ulaşabileceği şekilde mevcut çalışmaları yaptık. Ama bunun yanında bir de kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, efendim yine bakanlıklardan, jandarma genel komutanlığından, istihbarat bakanlarından istediğimiz çok sayıda bilgi, belge ve görüntüler var. Dijital ortamda bunlar hakikaten çok geniş yer tutan bilgi ve belgeler. Şimdi bunların incelenmesi, gözden geçirilmesi, bunların raporumuza yer alacak kısımlarının seçilmesi, rapora yerleştirilmesi ciddi bir zaman alıyor. Bakın şöyle şeyler yaşadık, ben bunu ifade edeyim. Bazen arkadaşlarımız, iktidar muhalefet ayırmadan söylüyorum, yeni bir takım taleplerde bulundular. Komisyon olarak karar verdik, bu bilgi belgeleri istedik ama geldi, kendilerine bu bilgileri verdik, bütün üyelerimizin ulaşabileceği şekilde şeffaf çalışıyoruz. Ama aradan geçtikten sonra aynısını tekrar istemeleri oldu veyahut da bu bilgi belgeler ne oldu diye soranlar oldu. Tabii biz de bunu komisyonda ifade ettik. Arkadaşlar bakın, e-maillerimize hepinize gönderildi. WhatsApp gruplarından da bilgi verdik. Lütfen bunları dijital ortamda inceleyin, sizin emrinizde dedik. Şimdi biz ne yapıyoruz? Komisyon başkanlık divanı olarak ve görevlendirdiğimiz hakikaten konusunun uzmanı arkadaşlarımızla birlikte bunların incelenmesini ve hassasiyetle raporun taslak raporun yazımını sürdürüyoruz. Tabii bu arada referandum süreci ne yaptı? Bizi yaklaşık 2 aylık bir çalışmamıza ara vermek zorunda bıraktı. Onu ifade edeyim. Ben de bizzat ilgileniyorum, çalışıyorum. Bu zamanda da raporu taslağını muhalefet partisinden dahil bütün komisyon üyelerimize dağıtımını yapacağız. Bir var mı tahmini zamanınız Reşat Bey? Efendim şimdi süre verdiğimizde o gün niye olmadı şeklinde eleştiriyorlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı anlamında soruyorum ben. Ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu işin başında değiliz. Sonuna yaklaştığımızı ifade edeyim. Bu kadarı en azından konu anlaşılmak rapor, için yeterli. Raporda Hulusi Akar'ın ve Hakan Fidan'ın o sorularla ilgili bölümünde dolu olacak mı? Yani o yanıtlar gelecek mi? Beklentiniz nedir? Biz bekliyoruz ama tabii mecbur etme gibi bir hani mahkeme gibi, savcılık gibi bir yetkimiz ve imkanımız yok. Biz hala onu bekliyoruz ifade etsin. Bunları raporumuza geldiğinde değerlendireceğiz. Ama gelmezse rapor bekleyecek de çıkmayacak gibi bir anlam çıkarılmasın. Mutlaka biz kısa zamanda raporumuzu çıkartacağız. Ama gelmezse eksik olur diyorsunuz değil mi? Yani onların gelmesi önemli. Gelmezse bir eksiklik olur tabii. Bunu peki başbakanla veya işte bir genelkurmay başkanıyla paylaşma imkanınız oldu mu Reşat Bey? Efendim yani ben sanıyorum bu konuda söylediklerim yeterli. Pekala. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için. Rica ederim. AK Parti Burdur Milletvekili Anayasa Komisyonu Başkan Vekili.